Simir sonuçlarında özellikle hastalarımızın kafasını karıştıran bir bulgumuz var. Askus olarak kısaca tarifleyebileceğimiz bir harf kısaltması. Kaynağı bilinmeyen, nedeni bilinmeyen atipik hücreler demektir. Bunu kısaca simir aldığımızda patolog bunu incelediğinde hücresel değişiklikler gördüğünü ama bunun kaynağından emin olamadığını belirtmektedir. Kaynağından emin olamaması demek bunun bir enfeksiyondan da kaynaklanabileceği, basit bir enfeksiyondan da kaynaklanabileceği ama aynı zamanda hücresel işte anormalliklerden de kaynaklanabileceğini tariflemektedir. Bu durumda mutlaka jinekolog tarafından değerlendirilir ve gerekli görüldüğü takdirde antibiyotik tedavisi sonrası simir tekrarı yapılabilir. Veya klinisyen buna direkt olarak yine kolposkopi artı biyopsi isteğinde de bulunabilir. Kolposkopi dediğimiz uygulamada bunu bir mikroskop olarak, büyük bir mikroskop olarak değerlendirebiliriz. Jinekolojik muayene esnasında uygulanır, çeşitli boyalar uygulanır ve anormal hücreler gözükürse de, anormal alanlar gözükürse de rahim ağzında eş zamanlı biyopsi yapılır. Kurumumuzda da video kolposkop artı biyopsi işlemleri anestezi altında yani hastanın konforu gözetilerek yapılmakta. Kesin tanıya göre de işlemler devam etmektedir. Ortaya genellikle çıkan kesin tanılarda göre de biyopsi işlemleri, dondurma işlemleri, işte veya lip eksizyon işlemleri yapılmaktadır.